Bir paket krema 500 mililitre, 200 gram bitter çikolat, 2 tane yumurta sarısı, 1 çay bardağı süt, süs içinde fıstık. Hazırlanışı ne yapacağız? Şimdi yarım çay bardağı süte kremayı birleştirip karıştıracağız. Aynen. Ben biraz daha fazla yapacağım için onların biraz daha fazlasını düşünebilirsiniz. Tamam, bir anlat bakalım. Bir paket şimdi kremayı koyduktan sonra bir bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Evet. Hani ondan sonra bunları iyice kaynatacağız bunu. Pişireceğiz kremayı. Aynen. Peki. Bir saniye. Kremayı sütünden, onlar orada pişerken biz ne yapacağız? Onlar oradan pişerken aynı zamanda sizden gerdan etimizi çıkarmanızı istiyorum. Tabii ki. Çorba için en azından gerdan çıkartıyorum. Bu neyin gerdanı bu? O değil. Bu gerdan değil mi? Çok özür dilerim. Estağfurullah. Yalnız bu gerdana da bir beşi bir yerde nasıl güzel gider. He anca dur. Bu mu? Evet. Bu ne? Gerdan. Değişik bir gerdan. Bu neyin gerdanı? İnek mi? Koyun mu? Dana. Dana gerdan. Ne yapacağız şimdi dana gerdanı? Şimdi dana gerdanı önce bir suya koyacağız. Güzelce kendi kendine haşlanacak bir 35-40 dakika. Suda haşlayacağız. Evet. Mühürleme falan yok. Hayır mühürleme yok. 35-40 dakika bu çorba için yapacağız bunu. Düğün çorbası için. Düğün çorbası. Bunu sonra didikleyecek miyiz? Evet. Sonra didikleyeceğiz. Peki o zaman etlerimizi yıkayalım şöyle bir. Dana gerdanımızı düğün çorbası için kullanacağız. Getir onu sen. Dökelim güzelce. Aslında vakit olduğunda bu etleri akşamdan biraz suya koyun. O et kendi kanını bir versin, bembeyaz olsun, daha güzel oluyor haşlaması. Genelde kemikli etlerde biraz kan oluyor. Tamam, çorbamız için etimizi de attık ocağımıza. Kremayı? Evet, kremayı dondurmamız gerekiyor. İkinci bir krema. Ha, kremayı ne? İki defa kullanıyoruz. Birini sütle pişiriyoruz. Bu? Bunu da şey yapacağız şimdi. Üstüne sosu için. Yani aynen çikolatasını hazırladıktan sonra bunun üzerine ekliyoruz. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Bu şimdi kalacak. Kalacak. 5 dakika içinde bunu kullanacağız şimdi zaten. Tamam. Sen kremanın başında beklemek zorunda evet mısın? Evet. Yapışmamız için. Etin altını yaktık mı? Evet. Yaktık. O şimdi bize bunun için böyle bir cam kase gibi bir şey lazım. Var mı orada? Kızlar bizim bana varmış burada. Dur. Şöyle. Şunu da, bunu da biraz donması gerekiyor açıkçası. Cam kasenin de. Evet, biraz. Ya soğuk olursa tadı daha iyi oluyor. Bakın bunlar şefimizden püf noktalar sayın seyirciler. Hani cam kasemizi donduruyoruz. Kremamızı buzluktan çıkartıyoruz. Evet. Biri buzluktan çıkacak, kaynatacağımızı zaten buzluktan çıkarmaya gerek yok. Ama diğerini buzluktan çıkarmamız gerekiyor. Peki şu anda dışarı ısınmıyor mu? Hayır, 5 dakika içinde yapacağımız için hani çok şey değil evet. Bize 2 tane yumurta sarısı. Nerede yumurtalar? Çıkar yumurtaları. 2 tane yumurtanın sarısını ayıralım biz mus için. Evet. Şu anda çaklıtlı mus yapıyoruz. Şimdi bu cam kaseyi buzdolabına koymamız, kahve yapmadan önce fincanı sıcak suyla çalkalamamıza mı benziyor? Ya ben sana değil mi çevirsem çok uzun yaşamayacaksın. Bu zeka sana fazla. Sen bu dünya için fazlasın ya. Kurban olayım, sen öldüğünde benim senin kafatasına sahip çıkmam lazım. Einstein gibi beynini çalarlar, Allah korusun. Yumurtamız bir tane mi, 2 tane mi dedin? Evet. Sarısı sadece. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Poyraz, eğlenceli birisisin de aynı zamanda. Teşekkür ederim. Yani böyle sıkıcı bir tip değilsin. Ya, neşeli, güler yüzlü. Yanımdaki kişiye göre değişiyorum aslında. Yani ben olmasam da sadece dış ses olsaydı biraz daha gergin olurdu gibi geliyor. Şimdi bırakalım kremamız güzelce bir kaynasın. Musumuz için cam kasemiz soğusun, dışarı çıksın, kremayı çırpalım. Musun püf noktaları ekranlarda olacağız. Sakın o kumandanın tuşuna basmayın, kanal değişmeyin. Geliyorum hemen. En riskli an sayın seyirciler. Nasıl ki yoğurt çorbasında yoğurt kesiyor mu diye korkuyoruz. Evet. Musta'da? Musta'da aynı şekil yumurtanın bir anda pişmemesi gerekiyor. Hadi en bakalım. Dikkat edilecek çırpacak nokta o. Çırpacak mıyım ben bunu? Yavaş yavaş evet. Yavaş yavaş. Ben dökerken siz çırpacaksınız aynı şekilde. Evet evet öyle devam. Çok güzel. Çok iyi. Öyle şambur şumbur dökmüyorsunuz. Ağır ağır. Aheste aheste. Peki niye bu krema ve süt soğukken içine çırp da çırpmıyoruz da pişirmiyoruz? Hani şey gibi, muhallebi gibi. Nasıl yani? Yani normalde mesela profiterol kreması yaparken tamam, soğuk süt içine yumurtayı kırıp çırpıyoruz. Evet. Bunu niye onun içine kırıp da çırpıp pişirmedik? Bunda yumurtanın hani bir anda pişmemesi gerekiyor. Bu tadına etki ediyor direkt. Ya anladım şimdi Kadir. İşte demek ki gastro okumak böyle bir şey. Ben olsam süte kırıp pişirmiştim. Birazcık da nişasta. Şimdi çikolatayı da aynı şekilde siz onu çırparken bu suda sıcaklığını kaybetmeden. O da içinde pişecek. O da içinde pişecek. Kolay gibi görünse de püf noktaları zor, tutturması zor. Yani evet. Abart. Tutturması zor de herkes.
herkes yapamaz de. Yani herkes yapamaz yani tamam gidip internette izleyip yapabilirsiniz ama... Püf noktalarını... internetten ne olur siz tarif izlemeyin Allah'ını severseniz. Yani şimdi püf noktalarını bilmek gerekiyor. Abi, okulda bunu öğretiyorlar işte değil mi? Evet, evet. Yani aslında evet aşçılık böyle bazen hani iyi bir yere girip öğrenilebiliyor ama okulundaki püf noktaları her yerde bulunmuyor. Aşçılıktan bir tık farkı var tabii gastronominin. Yani. Gastronomide bir nevi sanat üzerine. Genellikle böyle aman tecrübe önemli falan filan diyorlar ama okumak da çok önemli. Bu işin püf noktası yani o kadar hoca, o kadar insan. Böyle ben bunu karıştırıyorum otomatik. Karıştırmaya devam edin. O çikolata eriyene kadar böyle yoğun bir kıvam olana kadar. Çikolatalı mus zor bir tatlı. Tutturması gerçekten zor bir tatlı. Ve süre zarfında 2 saat bir süremiz olduğu için inşallah kaşığı ters çevirdiğimizde çikolatalı musumuz kaşıkta durur. Poyraz Bey'in tatlısı aşamalı bir tatlı. 2 saat içerisinde yetiştirebilecek mi? Ve yapacağı tatlının yumurta sarısı kopmaması gerekiyor. Ve köpük köpük olmasının sönmemesi gerekiyor. Poyraz Bey inşallah hakkıyla tatlınızı yaparsınız. Şimdi avcı böreği yapacağız. Avcı böreği için kuşbaşı değil de pidelik kesiyoruz etlerimizi. İsterseniz kıyma da kullanabilirsiniz ama kıyma dağıldığı için kıymayı tercih etmiyorum ben. Kasabınıza pidelik değil. Pidelik kestireceğiniz zaman kasabınız anlar zaten. İç harcı için önce bunu hazırlayacağız. O eti kavuracak mısın bir? Evet. Bu arada musumuzu çırparken boş durmayalım dedik. Hemen avcı böreğimizin etini koyduk. Etimiz bir yandan kavrulsun. Çünkü vakit saat işliyor. Acaba ne kadarımız gitti? Acaba ne kadarımız gitti? Tam 15 dakikamız gitti. 15 dakikamız gitti. Etimizi koyduk haşlanıyor. Öbür et kavruluyor. Musumuzu yapıyoruz. İyi gidiyoruz ama biraz daha hızlanırsak çok güzel olacak. Tamam. Çünkü son dakikalarda o süre bize lazım. Bunu ben böyle otomatiğe bağladım karıştıracağım mı? Ha, tam benlik iş. Yeni aileye girmiş yenge. Bak. Ah Ferhunde. Bu benim elimdeki Ferhunde. Bu da Ali Rıza'nın köşkü. Bak 5 dakikada alabala ettim herkesi. Soğanı güzel doğruyorsun. Dur takalım şunu gözlerin yanmasın. Biz tabii bu sene tatile çıkamadığımız için kendimizi böyle avutuyoruz. Hatta çarşaf böreği açarken de deniz simidi giyiyorum ben. İyi oluyor. Evet soğanlarımızı doğruyoruz güzel güzel. Oh! Yağmur yağar ıslanırlar sevelere yaslanırlar. Yağmur yağar ıslanırlar sevelere yaslanırlar. Herif herif sesleniler şu Erzurum'un güzelleri. Siz ne yapıyorsunuz? Biz bunları hallederken heyecanlı bir şekilde hemen enamarat benim Instagram sayfasına ya da aşağıda geçen telefon numaralarımıza bir alo diyorsunuz. Din dan don. Geliyoruz sizi evden alıyoruz, ofisimize götürüyoruz, güzelce görüşüyoruz. Hamaratlarınızı bize anlatıyorsunuz. Ondan sonra acaba bir bakmışsınız çat program karşısındasınız deniz gözlüğüyle soğan doğruyorsunuz. Ve ardından cuma günü büyük finalde 20.000 TL'nin sahibi siz olabilirsiniz. Acaba yapabilir miyim? Aman beni nerede arayacaklar demeyin. Öyle diyenlerin çoğu bu programda 20.000 TL'yi alarak gitti. Arada hüsrana uğrayanlar da oldu ama oluyor insanlık abi. Yalnız ben bunu daha ne kadar çırpacağım? Yani ben hala bunu neden buzlukta tutup şu anda sıcak kremanın içine koyduk? Ne anlamı kaldı bunun? Yani bunun anlamını bize anlat. Bunun anlamı ya... Hararetini mi alıyor? Yoksa öyle boş bir zırıltı mı? Ya boş bir zırıltı değil tabii ki canım. Ben boş onu anlat işte. Biz de onu ispatla. Yani şimdi neden soğuk koyduk bunun içine? Ya bu da bunun püf noktası işte. Vermiyor var bilerek vermiyor. Sırf şimdi... yapamayalım diye vermiyor. Çoğu böyle. Tamam biraz bekletelim o tabağa koyalım ondan sonra dolaba koyalım. Şimdi dolaba mı kendi koyuyorum? Kendi dolaptan bekleyecek. Tabaklarına koyalım kendi tabaklarına. Kendi tabaklarına o zaman dur. Ne kadar dolduruyoruz? Hepsini eşit şekilde doldurabilirsin. Yani tam ağzına kadar değil tabii ki de. Ben biraz uzaktayım. Allah kabul etsin. Bu sene mus yaptık. Koluya komşuya dağıtıyoruz aşurenin yedini. Kadir Poyraz Bey şimdi sana tüm püf noktaları verse, ileride bir yer açtığında o ürünleri nasıl satsın? Ay 30 sene onun musunun tarifini mi aklımda tutacağım ben? Evet, avcı böreğimizi malzemelerini sayıyorum. 4 adet yufka içi için 300 gram kıyma, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 tane soğan, yarım su bardağı ceviz, tuz, karabiber, pul biber, 1 kahve fincanı ıslatılmış ince kısırlık bulgur, sos için 1 su bardağı su, 1 su bardağı sıvı yağ. Dur bir dakika Kadir. Ne oldu? Biz kuşbaşı et kullandık. Sen orada kıyma diye okuyorsun. Ama buraya kıyma yazmış. Ya onu sonradan değiştirdik. Biz kıymayı beğenmedik, pidelik et yaptık. Siz kıyma da yapabilirsiniz bu arada. Bir tane yumurta, biraz da galetonu. Biliyorsunuz ki bunu güzelce yumurtalayacağız, kızartacağız. Hakkımızda hayırlısı diyoruz. Cevizlerimizi doğruyoruz bir yandan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.